Gel gel. Buyurun efendim, hoş geldin. Teşekkürler, hoş Kastım bulduk. Allah'ım ya, aman be, ben de bakıyorum. Hatta bunu tuttum bir şey kaldığınız zaman servis etlerinizi servis yapıyorsunuz. Eliniz yanıyor, önemli değil. Sorun yok, parmaklar yok. O zaman ben bir şey daha göstereyim. Şöyle yapıyorsunuz, parmak kalmıyor artık. Hepinize merhaba efendim. Mavi Göl Karavan Parkı'na geldik. Çok güzel, keyifli ama şu an biraz bir Ankara'ya inmek istiyoruz. Ankara'yı bir görelim bakalım. Ben 86'dan beri Ankara'ya gelmedim. Askerden beri gelmedim. Gelelim, bir Ankara'ya gidelim. Bir dolaşalım, bir kahve içelim şöyle küçücük bir yerde. Bir dinlenmiş olalım. Ondan sonra ne yapalım? Akşam 8'de canlı yayımıza hazırlanalım. Ne oldu? Merhabalar. Efendim merhaba, nasılsınız? Ah şey, ah. Sizin takipçiniz. Ama yani. Sıvan Karavanı. Evet. İlk başladığınız yerden takip ediyorum. Sizi de öyle takip ediyorum. Teşekkür özellikle ederiz. Sizi ve karavanı görmek için geldim. Siz bir aynı şey söyleyecek misiniz? Aynı şekilde. Hanımın duygularına katılıyorum. Sağ olun. Uzun zamandır takibinizdeyiz. İnşallah bize sahibi olacağız. Hadi bakalım. Ne güzel. İstanbul'a mı geleceksiniz? İstanbul'a gelip evet. Ankara'lısınız. Ankara'lıyız. Ben 86'dan beri hiç gelmediğim için. Yani, şimdi çok değişik geliyor. O zaman hep kuruydu. Akşama da bir ayazı vardı. Yok, buz gibi. Yok, eski artık yok. Niye? Eski soğuk ayazı yok yani. Donduk. Ama şimdi yok. O konular önemli değil. Siz alışkın olmadınız şimdi. Yok yok. Yönetmenimle Gürkan arkadaşım, kurgucu arkadaşım sürekli efendim bunlar üşüyorlar. Dün gece soba yandı. Biraz pencere açın dedim uyanıyorlar. Abi pencere açtı. Peki kapatayım yani. Böyleyiz biz. Onun için yapacak bir şey yok. İdare etmeye çalışıyoruz. Maceranıza siz... hayranım. Çok sağ güzel, efendim. Çok büyük bir zevk verici ya, bir macera şey. Macera olsun diye git aslında bir şey düşünmüyoruz ama kendinden benim buluyor. Ne oluyor anlamıyorum. Ben kendimi macera olarak görüyorum. Yani bir karavanla istediğin yer, istediğin şekilde dolaşabilmek, evet. İstediğin yerde mola verip istediğin şeyi yiyebilmek, insanlarla konuşmak, değişik kültürlere sahip olmak ya da çok onların güzel. Kültürlerini yaşamak. Ya bence şu an bile tüylerim diken diken. O kadar heyecanlandım ki. Sevindik. İstanbul'a gelecek misiniz? Birinci haftası Ekim'in. Allah kısmet ederse inşallah. Çünkü CNR fuarı var. İnşallah. Öyle mi inşallah? Evet, birçok karavancı toplanıyor, tedarikçiler evet. Toplanıyor. Biz de. Ben iki gün orada, iki ya da üç gün oradayım. Ben orada kalacağım. Karama iki tane de sürprizimiz geliyor biliyorsunuz. Sıvan yavruları var. Evet. Onlar geliyor. Bakın onları bir görelim nedir, nasıldır bilmiyoruz yani. Bir hızlı gidiyoruz böyle. Bir yıl oldu değil mi şu anda? Bir yıl. Bir yıl da az bir zaman değil. Tabii ki canım. Bir yıldır biraz hızlı düşünmek, hızlı ilerlemek zorundalar. Çünkü hayat hızlı gidiyor. Onun için dediler ki dur bakalım bir şeyler daha düşünüyoruz dediler. İlk satışınız Lüleburgaz Trakya'ydı galiba öyle diye biliyorum. Ben hatırlamıyorum. Öyle mi? Doğru, evet, beyefendi bilir. Gürkan montajları yapmış çok iyi biliyor. Lüleburgaz'da ben çok 9 yıl kaldım çünkü. Lüleburgaz'ın eski halini biliyorum. Şu anki hali çok çok gelişmiş ve çok sevdiğim bir yerdir Trakya. Hayranımdır. Güzel. İnsanlarına da öyle. Yani bütün ülkemizi çok seviyorum ama ilk Lüleburgaz'a gitmesi beni çok sevindirdi yani. Güzel. Anaları çok büyük çünkü orada. Ne güzel. Dün de şey bulduk. Nedir? Ata. Ata karavan Ata mıydı? Ata karavan. Ata karavan diye almışlardı bizden Ata Bey. Yakup. Şeyden Yakup. Yakup almış. Ata Yakup Bey mi? Ata. Yakup Ata. Safir almıştı dün de. Hep unutuyorum orayı. Boğaz Keser. Neydi? Kurtboğaz. Kurtboğaz karavan kampında Safir'i gördük böyle beraber. İki Safir bir araya gelemedik ama güzel. Olsun fotoğraflarla videolarla geldik. Ya çok teşekkür ederiz. Uğradınız. Yakın mısınız buraya? Nereden geldiniz? Yakınız. Nata Vegan'ın orada Ankara'dan geliyorlar tabii. Nata Vegan'ın orada Ikea tarafından gidiyoruz. Mamak tarafı biz de oraya gidiyoruz. Çankaya'ya yakın. Biz de oraya gideceğiz. Oraya mı gideceksiniz? Oraya bir şey yapalım. Bir masa falan böyle bir şey bakacağız. Bir küçük saklama kapları vardı böyle minik. Böyle bir Ikea mı falan girsek dedik. Yani ne bileyim evet, bir yere Ankara Gross'a da çok uygun fiyatla masalar, Ankara saklama Gross. Kapları. Evet. Ankara Gross. Uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Evet, hemen evi fiyatları uygun biz de öyle gerçekten. Bir piknik masası. O zaman neydi? Ankara Gross. Ankara. Çıkacağız. Biz de takip edebilirsiniz. Seviniriz. O zaman işte kılavuzumuz. Ama ben bir ricam var. Ben aylardır buyurun. Bekliyorum içini buyurun. Görmek istiyorum. Buyurun efendim. Ne demek? Rica ederim. Buyurun. Mikrofonu takip edin. Evet, şimdi. Bir resim çekmek istiyorum. Ne demek ki? Estağfurullah olur mu o şey? Buraya kadar açtım herhalde bu sefer. Evet açtım. Bismillah diyeyim. Buyurun. İnşallah. Efendim, inşallah güzel. Efendim ayakkabıyı burada çıkartıyoruz. Evet, tamam. Bu toz toplama halısı olduğu için rahatça basabilirsiniz. Kirli diye tertemizdir. Basama basabilirsiniz temizdir. Buradan bir mesaj mı var bir evet. Belediye başkanına? Efendim evet efendim. Elif Hanım'a mesajımız var efendim. Toz toplama halımız oldu artık bunun ismi. Elif Hanım saygılar ne olur vallahi kızışıyorum. Efendim. Kişilik için. Bu 2 ve 4 kişilik. 4 öyle mi? 3 kişi de kalabilir. Ranza var. Burada yatak. Şurası yatak oluyor. Ben gireyim. Benim 3 kişi çıkıyor bilmiyorum ama. Hiç ranza olmayın. Ben gördüm açılıp kapanma. Ha peki. 3 kişilik olabiliyor efendim orası. Burası ebeveyn oluyor. Bu olabilir. 4 değil mi? 4 kişi. 4 dediler aile olarak. Bir de bunun zümrüt modeli var biliyorsunuz. Benim yaşadığım. Var. O 2 kişilik. Buzdolabı böyle güzel 90 volt 90 litrelik. Güzel yani biz memnunuz. Evet çok iyi. Hayal değil güzel.
Ben de 4 kişilik istiyorum da. O zaman tamam siz. Tamamdır. Tamam bitti o zaman. Anlaştık değil mi? Ha yakından görmeniz de fayda doğru. Tabii ki muhakkak. Ama yine de fuara gelin. Bir fuarda da bu. Da olsun bir gezin bir gün şöyle bir Ankara İstanbul şeysi yapın. Evet. Burası çöp kutusu yeri. Biz buraya böyle her şeyi koyuyoruz. Toz bezimiz falan. O ranzalar yukarıda kalkabiliyor. Üçteki tabii. Masada gelebiliyor. Aa evet altta evet. Oturma grubu var. Alttaki kişilik. Yapamıyoruz efendim. Yönetmenim yattığı için orada. Dedi ki ben burayı artık kurdurmam dedi. Masası burada görüyorsunuz. Burada karşı karşıya iki kişi de fiskos masası gibi oluyor aslında. Aynen. Fiskos. Sormak istiyorum ben. Bu, fiskos mu? Evet. Yoldayken içerisinde insan kalabiliyor mu? Yani mesela araçla yol aldığınızda. Bir dakika sorun açamadım. Araçla beraber yol aldığınız zaman içinde insanlar oturup kalkabiliyor mu? Yok. Çekme karavanda dünya startında böyle bir yok, şey yok. Yok değil mi? Onun zaten denemesini yapacağız. Bir tane sadece kask arıyoruz şu anda. Kaskız olmaz düşebilirsiniz yani kafanızı vursunuz. Malzemeler falan da devrilir zaten. Evet ben bunu böyle ne yaptıysam. Deneyeceğiz çünkü gerçekten tek tek hareket, tek dingil olduğu için sallanıyorsun, zıplıyor bu. Anladım. Zıplıyor. Mesela yönetmenim hızlı kullanmasında bunu düşünseniz içindekini artık bir aşağı anladım. Bir yukarı. Yani bir asansör gibi onun için. Evet onun için yavaş da kullansanız oturulmaz, hızlı da olmaz. Bu mobil karavanlara ait bir şeydir. Bunda evet. Olmaz. Ha şu olabilir. Belki diyorum çift dingilli var büyükler. Evet, anladım. O belki onda çünkü 90 değil 80'den yukarı çıkamıyorsunuz. O zaman da savrulma başlıyor büyük araçlar. Şu an karavan birimiz türü de yapmayı düşünüyor mu? Bir şey konuşulmadı. Onu hiç bilmiyorum. Onu o zaman fuarda siz... patronlar oradayken belki yani teknisyenler falan. Yani geliştirme ya da bir başka farklı bir model olarak olabilir diye düşündüyse. Hani an... böyle çekle değil de hani kendi aracın olarak kullanarak içerisindeki... Mobil türünde. Beraber. Herhalde o daha böyle... devrilme olayı olmaz yatma kalkma yok, olayı. Yok hayır bunda da bir şey yok canım. Bu güzel süratsiz niye olsun? Ayrıca bir de ehliyet lazım galiba değil mi? Ehliyet neydi efendim? BE ehliyeti lazım. Benim BE ehliyetim olmadığı için kullanamıyorum. Yönetmenimin BE ehliyeti var. O kullanabiliyor. Çok kolay zaten yani. Ehliyetiniz değişti. Ehliyet kullanabiliyor artık. Ehliyet sınavında sadece geri 25 metre geliyorsunuz. Başka hiçbir şey yok. Birazcık da gereksiz mi sanki diye düşündürdüm. Geri 25 metre gelip diyor ki tamam oldu siz diyor. Tamam. Aslında ben çekme karavanını geri mi götüreceğim bir yere? Hayır. Kesin. Ama işte evet biraz şey olmadı yani. Tamam. Böyle bir şey işte. Tamam. O zaman beraber gidiyoruz. Beraber gidiyoruz efendim. Ankara'ya gidiyoruz. Ankara turumuza başlıyoruz. Ayakkabılar giyiliyor. Kapılar kapatılıyor. Zaten bir şey yok içeride. Efendim. O zaman ne diyoruz? Görüşmek üzere. Gülersen azdır. Rica ederim. Ne demek efendim? Estağfurullah. Buyurun. Ayakkabıyı burada çıkartıyoruz. Tabii müsait. Efendim indik geldik. Yani çok bir şey alamadık çünkü yoğunluk vardı trafikte de biraz. Şimdi geldik seyircimiz var. Gelecek bizleri yine kapıda bekliyordu. Giderken gelirken diye. Bakın efendim Miss eski İngiliz gelmiş. Diye Globetrotter sanıyorum İngiliz'di. Alman değildi. Hep diyorsunuz nasılsınız hoş geldiniz. Merhaba. Hep diyorsunuz ya mini böyle küçük motorlarla bağlar çekemez diye buyurun çekiyor işte. Nasılsınız efendim? İyiyim sağ olun. İyiyiz efendim. Gördük bom. Daha iyi oldu. Sağ olun ya. Birazcık beklettik. Yalnız gömleğiniz zaten nereden bilmiyorum. Ankara'dan. Çok güzel. Nereden aldınız? Öğrenelim sonra onu. Decathlon'dan. Çok güzel. Ha Decathlon. Evet. Yönetmenim gidecektik gidemedik. Olsun. Sizi bekletmeyelim istedik. Sağ olun. Çok vallahi tam böyle outdoor. Ettirdim kusura kalmayın. Hayır rica ederim. Outdoor giyimini yapmışsınız böyle. Hı-hı. Hep hazır mısınız Ankara'nın dağlarını falan gezeceğine? Haberinizi aldım geldim. Sağ olun efendim teşekkür akşama ederiz. Akşama gelemeyeceğim için. Akşama niye gel? Çok güzel oldu akşam burada fırsatım ya. Fırsatım olmayabilir. Ha dur akşam. Olursa da inşallah yine gelirim. Çok bekleriz ne demek? Ne aldın bir şey yine vallahi bir. Valla bizim Beypazarı'nda evet. Kurusu biliyorum bak. Yediniz mi? Yok demin de bir seyircimiz getirdi sağ olsun. Beypazarı madem suyu. Evet yönetmenim çok. Ah Beypazarı. Şimdi tabii bunları nasıl açacağız? Kapaklarıyla açacağımız yoktu. Biz hep böyle maden suları şeyle açıyorduk. Çatal bıçakla açıyorduk. Çok güzel. Anne eli lezzetini tereyağlı. Çok güzel. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Zahmet ettiniz. Estağfurullah. Ah sağ olun ya. Müsaadeniz olursa bir fotoğraf alalım. Tabii ki ne demek efendim? Ne demek? Buyurun efendim. Evet. Şöyle alalım. Tamam nasılsın tamam. Abisin? Güzel model vallahi. İngilizlerin biliyorsunuz İngiliz karavan. İngiliz değil mi? Alman değil. İngiliz karavanlarda damlar böyle bir dam şeklinde. Neden? Çünkü çok yağmur aldığı için o yüzden notumu yağmur. Notumu bıraktım kaçıyordum evet, size. Ne demek? Not efendim? Niye not bıraktınız? 3.5-4 arası geleceğim diye dün yazmıştım. Yani, ama de... yani hakikaten böyle iki arada bir derede sizi illa görmek için. Estağfurullah sağ olun efendim. Hep Ankara plakalar. Yani, fotoğraf çektirelim sizi. Gelin efendim lütfen. Olsun tabii mesafe olur sorun rica ederim. Oldu efendim 85 tane efendim. Oldu efendim.
Beşi de fazla oldum ben. Hani dedim lazım olur diye. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Geldiniz ya. Çökmüş biraz ama orta değil mi? Makastan mı? Birazcık çökmüş mu orta biraz? Araba mı? Ha. Şeyin şey, senin makaslar yumuşak tabii. Trompeti aldım. Sırak arabama. Aa öyle mi? Nerede? Burada mı trompet? Yok. Evde. Tamam. Ama şey... Öğrenmek isteyen var da trompeti şey yapamıyor. Zamanları yok tabii. Yani ilk başta... karavana tam karar veremedik. Motokaravan mı yapalım? Çekme karavan mı yapalım? Siz bilirsiniz. Galiba, galiba motokaravan alacak. Tamam olur. Çok mu gezeceksiniz? Yani niyetimiz biraz da hani pandemi bittikten sonra yurt dışı yaparız falan. O zaman motokaravan, ha mı yurt dışı. Peki motokaravan, ha unutuyorum ben bu mikrofonu. Sizin sesiniz az gelebilir diye. Böyle yapmam lazımmış efendim. Çünkü başka mikrofonumuz yok. Ya ben gibi. Sizle tanışmaya geldim. Estağfurullah. Olamış. Çok da sevdiğim sizi bir şekilde yapalım, böyle sohbet, canlı bir şey. Biz bütün seyircimizi meşhur ediyoruz. Sağ olun. Ama şey motokaravanla çekme karavan arasındaki bazı farklar var. Onları iyi değerlendirmek lazım. Motokaravanın arkasına belki bisiklet ya da bir tane motosiklet koyabilirsiniz. Motosiklet galiba. Şart. Çünkü tam kuruyorsunuz motokaravanı. Her şey çok güzel. Kahve içiliyor. Bir şey unutmuşsunuz. Hanım diyor ki hadi bakalım bunu gidip alalım. Koskoca araba bir daha toparla. Eğer motor yoksa, bisiklet yoksa. Hadi bakalım bir git. Onun için çekme de öyle bir şey yok. Koyuyorsunuz. Kuruyorsunuz. Her şey güzel. Arabayla gidip gelebiliyorsunuz. İşte onda da bir iki böyle yolda rastladım. Böyle Türkiye trafiği biraz garip bir trafik. Aniden önüne zıplıyorlar. Böyle bir iki çok savrulma frenler yaşadım önümde. Zor oluyor. Orada da biraz açıkçası korktum yani şey. Yani o... Yani adam hakikaten hiç suçu yokken yandan adam öyle bir çıktı ki. Yani adam çok profesyonelmiş ama kullanan karavancı. Yani böyle savruldu mavruldu ama yani devirmeden bir şekilde gitti. Yani nasıl devirmedi ben de anlamadım. Şahs. Öyle onun tekniği yok. Öyle bir şey yok. Sarıldı mı karavan, arabanızı alıp götürür yani. Öyle bir şey. Ben büyük günü çok merak etmiştim sizin. Yani geleceğim inşallah. Şeyde fuarda galiba oradasınız değil mi? 5 Ekim mi? Evet, 5 Ekim değil mi? 5 Ekim'de evet. CNR Forum'dayız. Bu şu eski havaalanı orada. Biliyorum. Oradayız. İşte bakalım. 2 senedir geliyorum ama işte pandemiden dolayı bir türlü cesaret bulamadım atamadık. Gelin bu sefer o biraz zaman daha tam rahat karar vereceğim. Bu sizin şey çok hoşuma gitti. Bu yerleştirme hikayesinin adı neydi? Mover. Mover. Bu Alko'nun. He. Yani çok hoşuma gitti. O şimdi o böyle kafamda bir soru işaretiydi. Siz de öyle deyince çok valla bunu yapın. Bu olsun. Yok öyle yok mümkün değil. Bu olmalı bence. Ben kamp öyle ekipmanlarıyla geldik. Kamp kısmı daha açılmamış. Evet. Bir dahaki seneye herhalde açılacakmış. Öğrendiğiniz kadarıyla. İyi geldik olsun. Işte. Bir baktım yoktunuz bende. Gölü evet değerlendireyim. Evet ben. Unutuyorum. Bitti. Hepsi bitti. Şimdi bir daha da alamıyoruz. Olsun olsun. Evet. Demek ki iki tane mikrofon yapmamız gerekiyor bir şekilde. İyi memnun olduk o zaman. Öğrenci misiniz? Öğrenci. Mezun oldum bu dönem. Mezun. Ne üzerine? 2 yıllık ön lisans mezunum. Elektronik. Elektronik ön lisans. İş var mı? Hazır mı? İş şu an yok. Askerlik. Askerlik aradan çıkardım. Askerlik geliyor. Aynen. Nerede? Burada yapacaksınız. Ankara'da. Yani İnsan öyle istiyor. Evinin yanında tabii olsun istiyor. Geldim. Aman tavayı dikkat edin. Efendim bakın. Misafirlerimiz geldi. Neredeler? Dışarıda da efendim. Biz şeyimizde. Efendim. Kastamonu. Kırsız mı geldik? Hayır rica ederim. Bir yemek yiyelim bir. Kastamonu lokumumuz da geldi. Evet. Buyurun efendim. Hoş geldin. Çok mersin. Buyurun efendim. Hoş geldin. Teşekkürler. Kastamonu. Cengiz Han ben. Dün yazmıştım hatta. Akşam uğrayacağız. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun sizler. Aa bak şeye getirdik. El kurulama havlusu. İşte bu efendim. El kurulama havlusu. Yılın mottosu olacak bu. Ya evet bu yılın mottosu. Bakınız. Evet. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok sağ olun. Hoş sizler geldiniz. İyisiniz. Bir çekidimini görünce arabada bir kere bu karavanın sahipleri yok, geldi. Yok yok. Normalde bizde karavanımız var. Sürekli gezi anlıyoruz tamam hafta sonları. Sizin sayenizde burayı ilk defa gördük. Ankara'dayız ama bizde... Yok yeni açılmış. Yeni açıldı evler. Biz de geldik. Önce gezdik. Kurtboğazı. Kurtboğazı'yı unutuyorum ben Kurtboğazı'yı. Evet, evet. Kurtboğazı'na gittik. Güzeldi. Sonra da buraya geldik. Dedik ki tanıtalım. Biz bir karavan kampını tanıtalım. Süper. Biz de sizin vesilenizle geldik. İşten çıkıp direkt hem evet, görelim hem evet sizi görelim. Kurtboğazı karavan kampı biraz uzakmış Ankara'ya. Uzak. Evet. 80 kilometre kadar. Bayağıymış. Burası da daha yakınmış. Daha yağmur geliyor. Biraz serpiyor haberin olsun söyleyelim. Biz akşam böyle bir toplanca 8'de de canlı yayınladık. Şey yapalım dedik. Dün ben yayını tüm hepsini izledim zaten. Tamam. Bir caz konseri falan belki organize falan. Yani küçük yok. Tabii, konser dedim. Minimal bir şey. Bir şey yaparız yani. Şimdi bizim tabii tebellüt itibariyle benim çocukluğum çok denk geldiği için evet, hem radyo tarafında hem görsel tarafta çok severek izledim. Takip ettiğim bir şirketiniz. Çok teşekkür ederim. Halen de izliyoruz. Şimdi de hep tanıtıyorum, anlatıyorum böyle. Özellikle bir Aydın'da gittiğiniz bir karavan kampı vardı bu. Antik Lodge. Antik. O çok hoşumuza gitmişti. Akabinde takip ettik falan. Evet. Şimdi sayenizde Ankara'da olmamıza rağmen burayı tekrar sizinle birlikte keşfetmiş olduk.
Öyle. Biz de çok teşekkür ederiz. Hem ziyaret edelim istedik. Sağ olsunlar efendim. Artık biz bundan sonraki 4 günümüzü bunlarla geçireceğiz. Ya o esprisi işinde. Yok esprisi söylüyoruz. Bir kere bir karavana boş gelinmez. Ben de sizi ziyaret edeyim. Bir şey almak lazım. Onun dışında bir de şey var. Biz besavluk kullanıyordum eskiden ben. Deneyimlerle olmuyor. Yıkayamıyorsun. Kokmaya başlıyor. Islak kalıyor. Kurutamıyorsun. Maalesef bunlar. Ama bunun içinde söyleyenler vardı. Ya karavancılar çevrecidir. Çevreci karavan niye böyle kağıt kullansın sürekli diye. Artık bunlar biliyorsunuz ağaç keserek yapılmıyor. Tabii tabii. Hatırlatayım. Eldiven var. Ne yapayım? Çok ilerledi o konular. İlerledi efendim. Artık ağaç kesilmiyor. Ağaç kestiriyorlar efendim. Başkası kesiyor. Onlar yok değil tabii. Şaka söylüyoruz. Artık aynı kağıtlar üretilen evet, ya da başka evet. Bir şey yapılıp böyle sunuyorlar. Bence çok iyi oluyor bunlar. Siz de bilmiyorum. Biz de kullanıyoruz. Evet. Kendileri de bunu kullanıyor sakın. Ama biz aldık onu artık. Çok vaktinizi almayalım. Bir fotoğraf rica edelim sizle birlikte hep beraber. Bak şimdi gidiyorlar. Bak. Gördük. Selamlar. Şimdi herkese merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş gördük. Evimize misafir edemeyeceğimiz için. Ah sağ olun. Şurada da Çam Sakızı Çoban Armağanı ne getirelim diye bak. Bu Beypazarı'nda. Ay bak Beypazarı. Ay natural mineral basa. Herkes zaten birer tane şundan getirecekti evet, diye düşündük bu, evet. Değil mi? Bayağı bu, stok olmuştur yani. Daha şey daha biliyorsun bunlar daha dolgun ama bunlar da evet. Güzel. Yoksa daha kaliteli mi geldi? Burada bazı özel şeyler var. Özel şeyler göstermeyin yani. Özel şey evet özel yatağa şey. Yatağa giriyor mu? Evet efendim yok. Giriyordur. Kağıdımız geldi efendim. Kağıdımız geldi. Maden suyumuz geldi. Maden suyuna çok sevinecek kim? Gürkan. Gürkan maden suyuna bayılıyor. Sabah öğle akşam maden suyu içeriz. Efendim Beypazarı'ndan kuru. Aa, Beypazarı'ndan erişte. Şey. Bir şey var bir dakika. Ankara'nın Beypazarı şey mi? Ankara'nın. Ankara'nın ilçesi. Yönetmen arkadaşımız bu mu? Evet. Efendim memnun olduk. Benim ismim Bahadır Seyhan. Belki bir kulak aşinalığı vardır. Evet tamam. Ben de eşiyim. Ömer Seyhan. Şimdi dün akşam hırka getireyim dedim, mont getireyim dedim. Hiçbir şeyi kabul etmediniz. Yorgan bende var dediniz. Yönetmen ne yaparsa yapsın dediniz. Ay, sağ olun. Efendim şu da kalecik karasıdır. Evet. Özel yapımdır. Evet efendim. Artık Çam Sakızı Çoban Armağanı. Eriştemiz. Enteresan bir şey. Erişte var değil mi? Ankara'nın evet. Beypazarı'yla ilgili bir şeysi var. Özelliği var değil mi? Tabii. Yani bu şeysiyle neydi? Bu tür ekmek falan filan evet, bu tarz evet. Şeyler. O konuda Beypazarı söyleniyor. Kurusudur. Yani yöresel ürünler konusunda bayağı önde gelir. Bravo yani. Ayrıca domates, salça, ıvır zıvır bu konularda bayağı önde gelir. Tarhanası falan. Biz zaten Safranbolu, Kastamonu, işte Araç. Yani tahmin bayağı ettik. Bayağı böyle şeyden geldik. Bayağı. Yeme içme konusunda bayağı stoklu olduğumuzu tahmin ettiğimiz için. Ama sağ olsun da hep ikram. Bu da onun için yani özellikle. Bundan sonra işte bu. Evet. Şişkinlik yapmasın diye efendim. Evet, şişkinlik yapmasın evet, diye evet. Beypazarı Karakoca. Yalnız çok ters zamanda gelmişsiniz. Tabii yine havalar kapalı. Ya evet bugün yağmur, bakalım 8'de bir canlı yayınladık ama biraz yağmur sağanak. Biz onu olamayacağını düşünerek biraz erken geldik. Biraz da şehir ömrünü yani, yağar mı diyorsunuz? Görünüyor gibi. Yani yağış olabilir. Sabah durumuna bakmadan evet aslında bir plan yaptık. Evet. Olmazsa da seyircimizden özür dileriz. Yani kusura bakmayın. Sağanak yağış şey altında kimse yani durmasın. Sağanak yağış altında mı? Ama sağanak yağış altında da olmaz tabii. Bizde yani şey Michael Jackson değil. Allah Allah. Soğuk olur. Ben de olsam beklemem yani. Dan ziyade soğuk olur. Soğuk olur değil mi? Soğuk olur. Ama zaman, millet gelip görünce sizi daha bir ısıracaktır. Anlaşsaydık Decathlon'la. Mont ver bize diye. Evet, evet, evet. Ama güzel, yok yok güzel olmuş burası. Çok cici. Başkanım çok sağ olsun güzel yer yapmış. Bakın, yok, evet, Mansur Yavaş çok güzel yer açmış. Bilemiyorum Kurt Boğazı'nı görmedik. Gördüm. Orası da güzel. Memnun kaldınız mı? Yani bir eksikledik kamp olarak bir şey var mı? Efendim geldim. 06 06 hep 06 geliyor efendim. Artık bakın, bundan sonra geliyor. Seyircimiz geliyor. Seyircimiz geliyor sağ ol. Aa küçük de var. Çocuğu var herhalde. Ha çocuklar da gelmişler. Vallahi güzel. Ne diyeyim yani. Ay falan sağ ol. Mutlu olduk sizi gördüğümüzde. Var mı karavan? Karavan yok. Biz bunda yatıyoruz, burada kalkıyoruz. Bununla beraber. Seyahatlerimizde tamam. Karavan yerine. Biz amatör olarak dağlara gidip geliyoruz. Süper. Bakın hiç bozmuyoruz. Ha öyle mi? Ha uzanmalı tabii. Öyle. Evet ha, evet yani. Ufak falan filan gerek yok. Çünkü yok yok. Şimdi... Ben dışarıdan mutlaka bir şey yapıyorum. Ha yine şey bu minibüs tamam bir şey. Normal standart. Haa. Boyu uzun olan buraya yatıyor. Şimdi kamp şeyimiz var, kampetimiz var. Ya bakar mısınız? Bak bil. Hay baba lütfen olur mu şey? Hayır dursun dursun. Ya baba yapma. Bil. Arka koltuk eşimin boyuna abi. Göre. Peçeteler, bak baba aldı işte gidiyor işte. Efendim arka şey. Arka koltuk eşimin boyuna göre oldu. Şimdi orada. Ay kabule giriyor musun? Tabii tabii tabii. Yani sıkıntı yok. Diyorum ki. Bunlar yattığı ismin Bahadır Seyhan. Bahadır Bey. Diyor ki ben hanımla bununla mutluyum. Bakın bu karavan değil. Değil. Gördünüz yani balık gözümüz yok ama göstermeye çalışıyorum. Şu bildiğiniz minibüs eğer diyor biz diyor kampta yalnız kalırsak yalnızlık hissedersek topluyoruz diyor. 3, 4, 5, 6, 7,
8-9 kişi topluyoruz. Hep beraber gidiyoruz diyor. Onlar koltukta böyle yatıyor. Ya çok iyisiniz ya. Buraya sığıyor. Uyku boyu uzun olan yani olabilir. Ya size. Var. Üç demir atımız var. Burada bir sıkıntı yok. Oraya. Biz aslında. Bir tane de kızımız var. O da buralara sığıyor. Şimdi buraya sığıyorsunuz ya. Yani. Hani siz sığamazsınız. Boydan doyu kurtaramazsınız. Sığarım efendim ben sığarım. Dur bakayım ben sığarım ya. Toplamış mı? Bakayım bir deneyim dur bir dakika. Yatılır mı değil mi? Yatılıyor buraya. Yatılıyor tabii. Bak yatılıyor buraya. Şey de yapıyoruz. Şu ayak ucunda. Ha bu biraz evet ayak evet, kırılıyor. Yani ayakları kıpırdatamazsınız. Çantalarımızı koyup uyku tulumunda ayaklarımızı böyle. Bunun bir avantajı var. Bakar mısınız? Karavan değil bu ya. Hocam bunun bir avantajı var. Dur. Ha işte bak. Şunu yatırdığın zaman üstüne Şeran. İstediğin yatağı koy. Peki dur bir dakika. Ha şu. Evet. O yatmazdı. Şu evet. Bir bakayım bir dakika. Yap bakayım yavaştan. Tamam öbürüm bitti. De yatırınca. Hayır şu da olur. Evet. Yani işte bu arkaya yatıyor. Hayır arkaya yatmıyor. Önde yatıyor. Komple yatak oluyor. İstediğiniz gibi döşeyebiliyoruz yani. Ya vallahi. Ya bizi imrendirdiniz yani. Bir karavan işine zaten biliyorduk. Aa. Biz sizi karavanda olduğunuzu da biliyorduk. İşte zaten yani camiadan biliyoruz. Sanat hayatınızı da biliyoruz ama bu pandemi daha iyi tanıttı. Yani kendinizi daha iyi bir nebze daha iyi tanıttı tabii. Estağfurullah. Bir nebze katkınız oldu söyle mutlu bir şey. En azından biz de 2003 yılında emekli olduk ikimiz de. Evet. Emekli ikramiyemize minibüsü aldık ki dağları iyi. Rahat gezelim diye. He, ama tırnağcıyız. Dağlıya kadar çıktık. Bomba gibi araba. Bu da, yani, bu da bizim işlerimiz. Bir buçuk senedir pek gidemedik dağlara ama. Vallahi çok güzel ya. Ne güzel. Olsun gidersin. Dağa gitmeyeceğim. Başka şey güzel. Yani ben evet geziyoruz. Hoşunuza giden takdir ettiğim işte bu temizlik konusuna dikkat etmeniz. Su buraya dökülür, şeyi buraya evet, dökülür, evet, bırakmamanız mi? Ki değil mi? Ortalık zaten görmüşsünüz evet gittiğiniz evet, yerlerde yani, de. Dikkatli olmak lazım biraz. Yani kamçı. Yani o uyarılar çok işe yarıyordur. Umarım. Yarıyor. Yok. Yarıyordur. Mutlaka yarıyordur. Valla ne güzel. Teşekkür ederiz ya. Bir de resim çektiysek. Ne demek? Nasıl yapalım? Şeyi söyle Gürkan mı? Karavanın önünde çekelim isterseniz. Sen karavanın önünde. Telefon akber alalım. Hoş geldin. Ay. Dur bakayım. Pişt, ne haber? Ben sana XYZ'yi yakalayacağız demiştim abi. Ama mecburen geldi annesi babasıyla. Ne haber? Ay maşallah. Çok tatlı. Kız. Bir merhaba de. Gel. Yok ya şimdi biraz korkusu var değil mi? Evet. Tabii öyle hemen pat diye yok. Ha de biz nereye geldik biraz diyor. Biraz yabancılıyordur herhalde. Herhalde yani. Nasılsınız? İyi mi her şey? Aa Allah'ım ya aman be ben de bakıyorum. Kız. Sana değil mi ben iğnem oldum. 85 tane. Ay güzelim ay nasılsın? Teşekkür ederim iyi misin? Ben de konuşuyorum ha baba. İstanbul'da gelemedik bari dedik. Ankara'ya geldi burada ay. Gelelim. Kız sen büyüdün. Ay, ben tabii videolarınızı seyrediyorum ben Instagram'da. Ah güzelim ya. Sizi ziyarete geldik. Çok ay, mutlu olduk burada gördüğümüzde. Annenler babanlar iyi çok mi? Iyi. Sağlık sıhhat yerinde. Hepsine çok selam var. Niye parmak hala ama emzik vermiyorsun. Dişler yok emzik. Ha kaşınıyor dişler. Ama taşlarla oynadı. Ne yapayım? Uykusu mu vardı? Uyuyor muydu? Yok uyumuydu. Ay güzelim benim maşallah ya. Utandı. Ya şimdi şey daha oynayacak belki evet. Daha sonra. Aynen. Biz işte böyle toplandı bakalım akşam belki canlı yayın yaparız ama yağmur geliyormuş. Tabii siz Ankara dediniz ya siz ben. Hiç gitti kafadan her şey. Çok şey. O şey gelmiş bir tane de. Bunu tanırsın abi sen. Bursa'dan. Kim Bursa'dan kim? Gel bir yakından bakalım. Bir bakarız ya. Bu şey fotoğraf çektiriyor dur. Tamam. Şey. Nereye gitti baba ya? Ha ver mi? Ha bunu tabii tutmak zorundayız. Bunu hatırladın mı abi? Ha tabii yanında duruyordu. Yandırız. Baba ne yapar? Ya gördüm arabayı. Evet. Nasılsınız? Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz iyisiniz. Kalktınız geldiniz. Hoş geldiniz Ankara'mıza. Ben zorladım. Beraber geldi. Hastayım diyor. Ben zorluyorum. Yok sağ dedim olsun. Yine gitmemiz lazım. Sağ olsun. Yok şey iskemle getirecekti ya onun için oldu geldi. Alalım iskemle. Ama tek takılık iskemle ya. Ama yeşil olmuş ya. Şakı. Hiç yeşil, turuncu, vallahi pembe. Yeşil. Hiç zaten fark etmez. Senin karavan da zümrüt. Zümrüt yeşil sandalye. Bak yine pembe bu. Hiç. Bey, yemin adresime de gitti yani Almanya'da geldi. Aa hadi geldi mi oraya? Yok şimdi araba çıkacak. Almanya'da ulaştı. Daha Almanya daha Almanya'ya gelecek de Fransa'dan geçecek. Bir sürü dostumuzun malzemesi şaka var. Yapayım, takılıyorum yo, ya. Yo. Zaten inanır mısınız karavancılara çalışıyorum ya. Ya. Vallahi olmaz. Niye bir haşöre şey, çalışıyorum ama. Biz söylemiştik ücret. Yok hayır. Yapma daha malı almadınız bunu yani. Şimdi ya, faturasını sonra abi. Keseceğiz. Ha, ya şöyle arkadaşlarıma ben
imece yani arkadaşlarıma malzeme getiriyorum. Karşılık yok. O şeyi taktık. Hayır, faturaları falan. Sonra göstereceğim o şeyi taktık. Karşılık yok. O nasıl güzel değil mi? Ya baba bir yapıştı tak bitti. Tabii ama onların bakın vantuzları var. Onların sabunlukları var. Ay. Onların rafları var. Küçük minik minik böyle rafları. Büyük küçük. Ne yapsak onu bir... Hayır ben size öyle yapmayın yani bize getirmeyin. Deyin ki mesela bak şunu şunu getirtebilirim. Parasını ödeyeyim onu getirtelim. Çok güzel olur. Ya şöyle Taylan Bey. Biz bir böyle bir küçük bir camiayız. Ankara'da karavan camiası. Ben de katıldım. Biz tabii beraber ki oluyor. Sizi kattık rap zaten daha haberiniz yok. Ben de katıldım ama şey oluyor. Yani tabii, şey yapıyoruz. Yardımlaşıyoruz. Camianın teknik ismi var mı? Teknik konularda, malzeme temininde. Instagram'da falan böyle bir sayfamız şey var mı? Yani. Instagram'da falan. Yok. Ha, grup kendi var. Şey, WhatsApp, yani, WhatsApp grubu. Grubu ama WhatsApp. Şey dediğim gibi. İşte karavancılık bu. Söylemek istediğim bu işte. Karavancılık bu. Beraber olmak. Olmayan malzemeler ama. Tamam be hocam Türkiye'de yok tabii. Burada çok güzel böyle. Şimdi bakın. Beyefendi getiremeyebilir. Beyefendi getiremez. Ben getiremem ama beyefendi getirebiliyor. Evet. O zaman diyor ki benim olanaklarım var diyor. Ben herkesi tabii. Tanıyorum Avrupa'da. Tabii. Siz tanımıyorsunuz. Beni ilgilendirmez diyor. Ben diyor getiririm diyor. Yok o kadar da yok, değil. Yok şaka yapıyorum. Tabii. Ama yani getiriyor gerçekten. Ve göstereceğim onu. Çekmedik çekeceğiz. Bir de şey getiriyorum. Mesela çok böyle hafif nakliyesi olan ve güzel böyle karavanda kullanılan objeler getiriyorum. Arkadaşlarıma hediye ediyorum onları. Ay yapmayın ya. İnanın vallahi öyle. Sürpriz yapıyorum. Mesela bazı istemiyor. Ya işte şöyledir böyledir falan. Arabamda gördüğü zaman ya falan filan ediyorum. Hadi al diyorum onu neyse. Ay çok güzel, güzel ya. Ama çok güzel. Şeyler, hafif sağ olun. Şeyler. Sağlam efendim, şeyler. Efendim. 4x85 mi neydi bu? Ya bak söylemek istedim. 4 tane. Söyleyemiyorum çünkü offroadçular arkadaşlarımız var. Dört. Pikapların yanında 4x4 diyor adamlar gülüyorlar tabii. Böyle bir arabanın. O zaman biz bunu kısaltalım. 4 gel üstüme ört. Güzel oldu. Yönetmeni pek beğenmedi ama biz yani beğendik. Çok güldük. Arka oturma grubu yatağı bozduk mesela. U otur yani şimdi. U yaptınız. Şehirde olduğum için tamam. Böyle geziyoruz. O arkası şu anda masam. Tamam bitti işte gördünüz mü? Normal. Yapılabiliyor yani arkası, arkası. Hep yatak odası olması gerekmiyor illaki arkasında. Tabii şey yapıyor. Çok güzel. Beyefendi gördünüz mü siz? Onu, bu benim karavanım bedi. Ben de, hanımefendiyle önceki, ben iki. İlk aracım böyle teydi. Hiçbir şey yok içinde koltuk tamam, var. Aynen. Çok mutluyuz dedi. Tamam, herkesin i̇şte bu, kendine buyurun. Göre zaten ya, karavanı. Ya ben şimdi yani hakikaten o şeyden sonra utandım yani J9'dan sonra. Hani J9 yapan bir arkadaşımız vardı. Sabah saati bir arkadaş göndermişti biliyorsunuz evet. Videoyu. Ya sabah sabah bir baktım dedim bununla olur mu böyle şey falan dedim. Çocuk da böyle üzülmüştü. Ben dedim hakikaten üzüldüm. Bir yerde hakikaten onunla bir irtibata geçmek istiyorum. Çünkü bunu da görünce dedi ki beyefendi biz hanımla çok mutluyuz dedi. Evet. Taylan Bey dedi. Böyle hepsi koltuk minibüs gibi duruyor ama ben mutluyum diyor. Kızım var mı bir şey söyledi. Yerde yatıyor da falan dedi. Aa dedim ya. Ama mutlu şeyle emekli ikramiyesiyle almışlar. Dedi onu aldık biz de geziyoruz dedi. İşte bu yani arkadaşımızın bu var biliyorsunuz. Evet İngiliz galiba. Devamlı Hakan X Koç. Şey X.com. Hakan X.com bizim devamlı seyircimizdi. Baba da burada geldi bugün İngiliz'de. Evet şu anda bir yenilik görüyorsunuz efendim. Aygaz firmasının yaptığı kamçılar için. Evde kullanılır mı bilmiyorum evde kullanılır mı ama. Evde herhalde. Yani evde bunu pek kullanmazsınız ama. Kamçılıkta bakın üstüne ekledi. Bunu da buraya koyduk. Buraya eti koyduğunuz zaman bütün yağsı, pardon yağsı alt. Ha şey. Suyu dur. Koyduk galiba. Önce buraya su koyduk. Şuraya evet, sular evet. Geldi. Ondan sonra bunu koydunuz. Eti yaptınız. Et yapılırken etin yağları belki de suyun içine döküldüğü için aynen. İş bitti. Rahat rahat. Hatta bunu tuttuk bir şey kaldığınız zaman servis etlerinizi servis yapıyorsunuz. Eliniz yanıyor. Önemli değil. Sorun yok. Parmaklar yok. O zaman ben şey daha gösteriyorum. Şöyle yapıyorsunuz. Parmak kalmıyor artık. Çin şeyinde mucitleri ne yapmışlar hocam? Silikon tutacak yapmışlar. Ya abi kastanyet diyordu bu. Tam elinizde yanmayacak. Ay bu işte. Hop şak diyorsun buradan. Alıyorsun. Tabii ben çok alıyorum ya. İşte bu. Atlıyla alıyor. Ha beraber mi alıyorum? Ha şöyle beraber. Evet. Şu buyurun efendim. Çin. Bunlar Çin. Bu Türk. Lütfen rica ederim. Ha bir dakika oturması lazım değil mi oraya? Evet buyurun efendim. Tebrik ediyoruz. Ha evet. Oh güzel oldu. Çıktınız mı? Sağ olun. Teşekkür ederiz. Şöyle bak. Yapacağım. Gel kızım. Peki tamam. Selfie. Le selfie. Bir daha çektim.
Abi harika, çok güzel. Nasıl yaptın ya parmağı oraya? Çok memnun oldum senin tadımı. Şey. O kadar ben memnun oldum. Ankara gelince zaten. Ben de çok memnun oldum. Yani umarım yine Ankara gelince. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim, ne demek. Güzel güzel günler diliyorum. Şey olursa Instagram'dan yazın ki. Yazacağız. Belki böyle bir Ankara gelince bir gece bir yerde yazacağız, falan çalarsız evet. Bir şey olur, evet, bir muhabbet evet. Yaparız yazacağız. Ya. Zaten bundan sonra görüşürüz. Ben ne demek, seve aa, seve seve. Çok sevindim bu akşam. Ne demek, sağ olun, teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Böyle efendim, hoş geldiniz. Sağ olun. Karavan önü daha yolu, evet ya. Hepinize iyi akşamlar. Bu akşam seyircimiz geldi. Bakın görüyor musunuz? Kalabalığız, coşku içindeyiz. Karavanlar böyle şey yaptılar, rüzgarımızı kestiler. Tabii yine biraz üşüdük. Müzik yaptık, coştuk ve sorulara cevaplar verdik. Amerika'dan, Ukrayna'dan, Rusya'dan, Fransa'dan. Herkes aradı. Çok teşekkür ederiz. Sağ olsunlar. Güzel, keyifli bir gecede bu akşam. Bakın hala buradayız. Çayımız geç de olsa geldi. Ama önemli değil. Her şey güzeldi. Ne diyelim? Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Ankara grubunda olduk artık vallahi. Ankara grubu. Evet. Arkadaşlar. Ben zaten her yerdeyim İstanbul. Sen şu an duruyoruz. Patates bile yok. Aman ne olur üşümeyin ya. Hepinize günaydın efendim. Hoş geldiniz tekrar. Efendim sabah uyandık. Yine buranın çalışanları vardı. Diyorlar ki daha iyi yapmaya çalışalım. Daha iyi yapmaya çalışalım. Bir şey. Saçlarım karışık, kusura bakmayın. Yeni uyandım. Ve bir şey yapalım derken beyefendiler bana sordular. Dediler ki ya ne yapalım, siz de hazır buradasınız, karavancısınız. Biz o zaman tamam dedik, size yardımcı olalım dedik. En güzel de o aslında, direkt doğru ağızdan duymak istediler. Fakat dertleri şuydu, neydi? Ağzın büyüklüğü ne kadar olacak? Çünkü onun bir çok önemli bizim için. Tamam dedim, ben de onlara şunu göstermek istedim. Kanalizasyon için mi? Evet, yani su gideri, hem gri su gideri hem de tuvalet gideri. Şimdi mesela ben sabahleyin tuvalete döktüm. Genelde tuvaletler bazı uzakta olabiliyor karavan şey yerlerinde. Ama burada güzel bir şey sordu. Dediler ki yani eğer bunu soruyorlardı, dibinde olması lazım. Doğrudur, dibinde olması lazım ama mesela bunlar güzel. Bunun arka tarafında olursa daha güzel olur. Herkes karavanlar da görmez, dökülen şey. Şimdi biz hemen, isminiz neydi? Galip Usta'ya hemen yeni temizlediğimiz tuvaletimiz şu anda boş. Ama ben şunu göstermek istiyorum. İşte bu. Normalde tuvaletler, yani bu kartuşlarımızın ağzı bu. Bunu açıyoruz. Yani şu kadar. Ha bu nedir? Demek ki biraz daha şöyle olursa, yani biraz daha şöyle, biraz büyük olursa iyi olur. O pimaşın ölçüsünü bilmiyorum. Bunu da aldığımız zaman şuradan dökmemizde fay, yani şuraya bir yere temiz, isterseniz dik, isterseniz yatay, o size kalmış. Ama üzerinde bir böyle bir zincir de olursa kenarında, hani kapağını yanına bırakır. Koku yapmasın hani, diye. Evet, üstünü kapatır. Zincir olursa iyi olur ama zincir olmasa da kapağı da kimse kaybetmez. Kapağını şuraya koyar. Şuradan içeri hop böyle döker. Ortak bir alanda olsa daha mı zor olur? Ortak alan nereye koyacaksın? Var mı yerin? İşte olur, doğru. Ortak alan da olabilir. Şeyde orman ya da vardı mesela. O da güzel. Nerede? Sadece buraya öne buranın ortak. Artık boşaltma istasyonu yapsa öyle bir şey. Çok yakına değil. Biraz şöyle şu tarafa bir yer olsa. Yani her kimseye rahatsız etmeyecek. Tamam. Hatta mümkünse de şöyle bir şey olabilir. Onun da bir videoda kaldı ama mazgallı bir şey olursa içinde bir yuvarlak olur. Ama eğer bir de çimento ustası bulursanız tabii. Şöyle hani huni gibi. Huni gibi. Anladım. Üzerine bir demir kapak. Kapattın. Yanına da bir musluk gene şöyle bir. Evet, çünkü isterler bir şey yapıyorlar. Muslukta şöyle içini bir temizliyorlar. Katı mı yoksa parçalanmış vaziyette mi dökülüyor bunun? Tabii parçalanmış dökülüyor. Katı dökülmüyor. Şeyi de izledik biz YouTube'dan. Kaçıyor musun? De izledik de. Hani biz sizin fikrinden alalım. Tamam, ben de söyleyeyim. Onu da birleştirin. Anlattığınız onlarınki aynı. Avrupa'dakiler de aynı. Evet. Aynı. Delik burada ama şey yüksekte. Toprak yüksek. Delik daha aşağıda. Şöyle huni gibi sıvarsın şey çimentoyu. Fayanslı kenarı köşe. Aa güzel, peki evet. Fayans. Yani. Daha güzel ama üstü kapansın. Kapaklı olacak. İşte hani, bu kadar. Musluğu da şöyle koyarsın ama alçakta olsun. Evet, işte yani. Ama çok da alçakta olmasın ki şu bidon yani. Bir de bunların uzunluğu var. Bak bu var ama bir de bunların şöyle büyükleri var. Anladım. Onun için yani şu musluk şurada bir yerde olursa bunu hemen buradan temizler, tekrar içine döker. Anladım. Çünkü dökerek bırakmıyoruz. Hani bir muslukta da bire bir. O musluk zaten el yıkama musluğu değil. O tuvalet musluğu. Hemen de yanı. Evet. İşte bu, bitti. Çok kolay aslında. Tamam. Ama tabii dediğiniz gibi doğru. Her buraya bir tane yapmak bir sürü gider yani, şimdi buraya. Bir sürü iş. İstiyorsanız mesela şu gün burası aslında çok da zor bir şey değil. Şu taşlardan aşağı yüründü mü şu köşeyi bile mesela yapabilirsiniz. Yaparız. Hatta yani, bakalım oraya dur. Şey, bak yeri var. Ya. Daha şey geliyor da. Oraya basmayın. Oraya bas. Evet, daha orada. Çünkü çok çamur. Ben sabah bastım o çamurlara. Ama tabii daha hazırlanıyor burası. Black food. Güzel yapmışlar, ne güzel.
adımla ayaklara basarak yürüyoruz. Daha burası tabii hem inşaat da halinde aslında. Ha mesela burada bir yer işte ha. Buraya bir yer yapsan nasıl istiyorsun? Burayı yap, şu köşeyi yap nasıl istersin? Aslında köşeyi yapmanda fayda var. Bak orada musluk var ya. Bizim zaten giderimiz de burada. Atık su giderimiz de burada. Bak çok şu var. Oo çok yumuşak. Çok basmıyor mu şu? Biz çektik zaten burası. Şu bak şu olur mesela. Anladım. Şu. Şu parça. Şunun genişliği. Yüzlük pivisi. Bu bu. Ha yüzlük. Evet. Bunu yüzlük ama yüzlüğün bir kapağı varsa böyle bir şey bulabiliyoruz. Var kapağımız var. Bitti o zaman ilaç. Anladım. Buraya yakın olmasa senin için iyi. Evet. Oradan buraya boru moru. İşte. Şuradan yap. Üzerinde yazarsın peki, işte. Peki bu sizin tuvalet gideri. Karavanlardaki lavaboyu kullanmıyorsunuz değil mi? Yani zaten lavabo var orada. Lavaboyu kullanıyoruz. Yok orada lavabo var ama sıcak su var şimdi karavanda ya. Evet. Bulaşını falan yıkadın. Artına altına da şeyi... Gideri nasıl dökersiniz? Mesela hemen göstereyim. Hemen göstereyim. Hayır aynı şey. Kutumuz var bizim. Ha, kutu var. Kutuyu altına sürüyoruz. Ha, elimizi yıkıyoruz. Sonra kutu dolunca... Sizin dediğiniz buraya dökebiliriz. Anladım. Tuvalete dökmeyiz artık onu. Çünkü burada yer var ya. Gris. Yoldan kimse onu sürerek getiremeyecek. Buraya bir tekerlekli bir şey. Yani bunlar güzel. Çok şık ama. O mesela oraya mesela böyle bir şey yolu. Sürtlemeyeceği bir peyzaj şey karo döşünebilir oraya. Bitti. Tabii oradan. Buraya ama şey düz yap yani. Tık 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 inmesin. Hani sabah uyuyanlar olur uyanmaz. Tabii. Olur tamam. Düz olmasında fayda var hani böyle. Oralara küçük bir gider konmuş olsa. O gırtlak boruyla içine bırakılmış olsa. O şeyin dibine. Sizin şeyde karavanlarda öyle gider var mı? Karavanların yani o lavaboların yanına yaparsınız tabii ki ilaç. Orada koyabiliriz ama oraya küçük koymamız gerekir. Çünkü giderler küçük. Aa, bunu yani koyamaz. Olabilir. Kaseti buraya koyarız. Marmaris'teki karavan kampı gibi. Kaseti buraya koyarız. Oralarda ilerleyen zamanda lavabo gibi gider gibi böyle. Hani gırtlak boruyla ama içine sokup. Milimetrik park etmiştik. Gri su giderini boruyu içeri bırakıyordun. Herkesin yanında kendi borusu. Ha, o zaman tamam. O zaman doğru. O zaman dur. Oldu. Duşu, lavaboyu, oradaki gidere. Peki. Buraya. Kasetler buraya. Ha, oldu. Şimdi oldu. Yani, bak akıl akıllarını şundur. Tamam doğru. Bunlar da güzel olmuş ya. Aslında. Buraya bastım ben. Şuradan yürüdüm sabahleyin. Çamurun içine girdik. Evet doğru şeyi, lavabo yani tamam el yıkama suyunu buraya dökerim, tuvaleti oraya dökerim doğru. O zaman şu bu, o zaman buraya bir tane şey koysana çift baş. Şuraya. Buraya bir çift baş. Şuraya bir çat al. İşte bitti abi. Bel borunu sok. Yani tamam. Boru senin standart olacak. Bitti kendi ilaç. Eczane gibisin usta. Buraya. Bitti bu işte. Yani şuraya iki tane çıkacak yani. Hı-hı. Burada bir tane olacak. Aynen. Sok. Hatta buraya şey gerekmeyecek. Kapak yok. Çünkü buraya borunu sok. Sizin hortumunuz var değil mi araçlarda? Böyle biz bu arabalarda. Var. Burada varsa zaten videolarda gördüğümüz zaman evet. Kamplarda varsa insan yani mutlaka bir iki metre borusu. Hortumu getiriyor içine sokuyor öyle boru. Bitti. Sadece olmuyor. Kaseti evet. Oraya. Kaseti oraya suyu buraya. Aynen. İşte bu. İki bitti. Şey, hem o hem de o yapılması gerek. Yani. Tamam. Yani çok güzel. Bu gerçekten güzel oldu. Teşekkür ederiz. Yani sormalarında da fayda oldu. Hani şimdilik buraya koyduk bu çöpleri ama çöp de yakında yoktu. Biz bulamadık. Çöp nerede tam olarak? İşte daha yeni yerleştiriyorlardı. Ha, yani biz böyle bırakmayalım dedik aslında ama bir poşete falan saracağız. Yok, tamam doğru. Çok güzel oldu bu. Biz tesisatına buraya. Sadece tesisatına. O zaman bir daha gelişim, bir dahaki gelişimizde buraya onları göreceğiz. İnşallah. Yok güzel oldu inşallah. Evet. Yani güzel oldu. İşte karavancılarımın deneyimlerine göre işte şekil alacak bunlar. Yani öyle. Onlar da söylesin. Siz bak sordunuz mesela biz de söyledik. Evet, tuvalet. Tekerlek. Yani ama bu şey yapacaklar şimdi. Burayı biliyorsunuz mıcır kalkıyormuş değil mi? Öyle bir şey var. Öyle bir dün bir şey söylendi ya. Mıcır dökülmüş ama şey olmuş benim duyduğum. Yani mıcır karavan olan yerde biraz zor. Arabaların pati çekmesi kolay. Onun için burayı sanıyorum beton yapacaklar. Belki evet. De kaymak beton var. Yani tam düz beton var. O daha iyi olabilir belki. Belki bilmiyorum. Diğer asfalt diyorlardı ama bilmiyorum. Asfalt olsun tam fark etmez ki yani. Bazı yerler ama kaymak beton yapıyor yani tertip şunun gibi. Şunun gibi pırıl pırıl oluyor ama bu sefer de Ankara'nın da ayazında buz tutarsa yer o da iyi olmaz. Onun için bence evet doğru tuvaletler oraya sular buraya bitti zaten. Tamam. Bitmiştir. Aa evet. Güzel oldu. Müdürler de gelecek bakacaklar biz ona göre fikir vereceğiz. Evet. Şimdi tabii şeydi buraya yaparken de keşke buna tabii asıl mühendisler... Bu kadar bulmuşlar yani, aslında. Güzel olmuş da. Öyle bir seçenek olmadığı için. Hani seçenek yok. Doğru. İlk defa yapılıyor böyle bir şey. Daha tecrübe olmadığı için. Olsun. Ben de efendim Ankara Belediyesi'ne bir yardım dokunmuş oldu. Buradan selam olsun Ankara Belediyesi'ne. Peki efendim. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Rica ederiz.
Evet, iyi oldu efendim, güzel oldu. Bilmeyebilir, doğrudur ama fikir sormak da güzel bir şeydir. Bir de fikir sordular, yardım ettik. Bizim duyduğumuz bu mucular buradan kalkıp burası bir asfalt olacak ki güzel bir şey bence. Biraz hatta tırtıklı olursa buz tutmadı çünkü burası gecenin bayağı bir ayaz oldu. Ankara'nın meşhur ayazı. Tuvalete sordular nasıl yapalım diye. Tuvalete önce burasını düşündük. Sonra dediler ki yok, buraya gri suyu dökelim. Hemen borumuzu, yani demek ki karavancı artık yanında bir 2-2,5 metrelik bir boru bulundursunlar. Yani 3 metrelik iyi olur. Ön bagaja koyarsınız. O sizin kirli su yani. El yıkama suyunuzun borusu olur. Tuvaletleri de aşağı yapacaklarmış. Bence de güzel. Hatta yüzlük pimaş boru dediler. Yüzlüğe zaten çok kolay girer. Bir de kapak yaparlar. İş bitmiştir. O zaman görüşmek üzere. Hepinize merhaba. İşte Kurtboğazı Karavan Parkı'ndan Mavi Göl Karavan Parkı'na. Fark var mı? Yok. İkisi de aynı. Neden? Çünkü Ankara yaptı efendim. Ankara'da ilk defa bir karavan parkı görüyoruz. İki tane. Birisi çok uzağında, 80 kilometre uzakta Kurtboğazı. Bir tanesi de Ankara biraz daha yakın, Mavi Göl Karavan Parkı. Karavan Parkı, Karavan Parkı diyoruz. Neler lazımdı bunlar? İşte bakınız. Lavaboları vardı. Mangal yapmak için yerleriniz var ki çok şık yerleri var. Elektrik giderleri, elektrik almak için yerleriniz var. Hemen bu mucur gördüğünüz yerler, mucurları kaldıracaklar. Çünkü demişler ki karavancıların bize söylediğine göre bu mucur bölümlerini kaldırıyoruz. Buraya asfalt döküyoruz. Böyle üstü pürüzlü asfalt. Neden? Çünkü Ankara'da akşamları bayağı bir ayaz oluyor ve kışları da buz olduğu için demişler ki karavanlar rahat gitsin diye. Çöp konteynerleri koyacaklar. Şu an aslında hazırlık için. Yani bebek çalışmalar devam ediyor. Çok da güzel bence. Şu an bebek olduğu halde bile geldik. Çalışanlar çok efendiler. Hemen aşağıda tuvaletler var. Ve şeyler var yanında. Nedir o? Çöp dökme yerleri var. Onlar biraz uzakta. Şu an çimlerimiz daha yapılıyor. Buraya kadar çimler yapılmış. Buradan sonrası devam edecek. Ağaçların altına oturabilirsiniz. Keyifli, güzel. Sabahları bayağı bir ayaz var. Biz de bu sabah onu yaşadık. Ama gündüzleri çok güzel. Ankara manzarasıyla uyanabiliyorsunuz. Pırıl pırıl bir yer efendim. Burada tuvaletlerimiz var aşağıda. Görmüş olduğunuz gibi tuvaletlerimiz var. Burada güzel böyle şeyi, renkli bir şey yapmışlar. Ayaklara basarak iniyorsunuz. Bunlar dün akşam gördük efendim, geldi. Burası tuvaletleriniz. Tuvaletleriniz. Erkekler bayanlar olmak üzere ayrılıyor. Düzeltilecekmiş, daha düzenleme yapılmamış. Ve işte böyle bir karavan parkı. Burada da ayrıca çalışan arkadaşlarımızın yerleri var. Burası biraz daha şey, hani nedir o? Çalışanların oturma ve dinlenme yerleri. Bu banklar burada da var ama orada da var. Misilyer olarak kullanılıyor. Girişimiz burası efendim. Giriş burası. Burası günlük karavan girerseniz, buraya içeri girerseniz 100 lira ama ben aylık kalmak istiyorum derseniz de 600 lira. Hemen bunu ekleyeceğim bir şey var. 600 lira aylık ama diyorlar ki 6 ay kalmak şartıyla olursa 600 lira yapıyoruz diye. Bence de burada eğer hani benim gibi yalnız yaşıyor ve işinizi biraz da karavandan bazen sürdürüyorsanız bence burası dinlenmek için çok güzel bir yer. Sabahları saksağın gibi geldi bana ama tam karga değil. Saksağın tarzı kuşlar çok güzel burada uçuşuyor ama bu saatte kalmadı. Şu an saat 9-9.30 arası. Bu saate doğru kimse yok. Bu yollar yapılacak. Şu anda tabii daha çalışma aşamasında. Buraya biraz daha dediler ki asfalt dökeceğiz, düzenleyeceğiz. Sadece benim bir ricam vardı. Olabilirse çok seviniriz. Söyledim zaten görevli arkadaşlar. Onlar da dinliyorlar, sağ olsunlar. Şu girişin biraz daha düz olması. Bakın şurada. Şurada karavanın içeri giriş yeri var. Girerken hatta bugün bir tane de sabah karavan çıktı mesela buradan gidiyordu. Bu güzel olmuş ama şurada şu bölüm. Burası çok güzel. Bu çıkış güzel. Bu çıkış güzel. Şu bölüm biraz sert bir bölüm. Bunu da herhalde asfalt yaparken buradan böyle sıfır gibi çıkarsa karavanlar çok daha iyi olur. Çünkü her karavan 3.90 yani 4 metre değil. 8 metre karavan olabilir. 11 metre karavanlar olabilir. Çift dingilli olabilir. Onun için onlar biraz burada zorlanabilirler. Mobil karavan için belki pek bir sorun olmaz ama çekme karavan da bayağı sorun olur. Manzarayı zaten görüyorsunuz. Karşıda meşhur Mavi Göl. Burada tam olarak muhiti bilmiyorum. Ankara diyelim oraya. Güzel. Yani şehre yakın bir yer istiyorsanız Mavi Göl. Şehre biraz uzak olsun. 80 kilometre şöyle gideyim. Kafamı dinleyeyim istiyorsanız da Kurtboğazı'na gidebilirsiniz. Hoşçakalın. Mavi Göl'deki durağımız artık sona erdi. Şimdi yavaş yavaş yolculuğumuzu başlıyoruz ve nereye? Bolu'ya gidiyoruz. Abant. Haydi bakalım, görüşmek üzere.